Merhaba sevgili izleyiciler, ShowMax'te Şehrin Nabzı programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta programımızı inşaat sektöründe sağlam bir yer edinmeyi başarmış bir firmayla açıyoruz. Kayseri'de faaliyet gösteren bu şirketi dilerseniz Savaş Bey'in kendisinden dinleyelim. Efendim merhabalar. Kayseri'de Özdin İnşaat'tayız. Yanımızda da bu inşaat şirketinin kurucusu Sayın Savaş Özdin Beyefendi bulunuyor. Savaş Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi, sağ olun. Öncelikle teşekkür ederiz kapılarınızı bize açtığınız için. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu mesleğe nasıl adım attınız? Sanıyorum babanızın rolü var. Evet. Mesleğe biz babamızın yanında büyüyerek, çocukluğumuzdan beri yanında yetişerek, onun tecrübelerinden yararlanarak bugüne kadar onun sayesinde bu işi öğrenerek hala da onun desteğiyle devam ediyoruz. Hala arkanızda babanız, onun gözetiminde işler yürüyor ama siz de bu sorumluluğun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz bu genç yaşınıza rağmen. Peki bu sorumluluğun üstesinden nasıl geliniyor? Ya birincisi babam sektörü yine 30 yıldır bu işin içerisinde ve onun tecrübesinden yararlanarak onun yanında yetişerek kendi öz sermayemizle, kendi çabalarımızla, kendi itibarımızla bugünlere kadar geldik. En büyük sebebi de bunun itibarı. Zaten biz bunu bu kadar yıl ayakta kalmamız buna bağlı. Hala da onun avantajını yaşıyoruz. Bu inşaat şirketi babanız kuruyor. Kaç yılında kuruldu? Günden bugüne nasıl bir değişim yaşadınız? Ben firmamızdan biraz bahsedeyim. 1984 yılında babam Nizamettin Özdin tarafından kuruldu bu firma. 94-95 yıllarına kadar kooperatif yaparak yaklaşık 1400-1500 konut gibi bir teslim ettik. 95'ten sonra yapsat sistemine döndük. Bugüne kadar da yine yapsat olarak da bir 1200-1300 konut teslim ettik ailelere. Yaklaşık 3000 konuta yakın bir ev teslimimiz var bu tarihe kadar. Dediğim gibi bugüne o şekilde geldik yani. Şimdi her işte olduğu gibi bu işte de müşteri memnuniyeti en üst düzeyde olmak zorunda. Bunu nasıl yakalıyorsunuz? Müşterilerinize neler sunuyorsunuz? Biz konutlarımızı müşterilerimize pazarlarken minimum karla, maksimum hızda teslim ederek kaliteli, onların işlerinde hatta biz onların fikirlerinden, onların taleplerinden yararlanarak teslim ediyoruz. Ve minimum karla ve en yüksek vadelerle teslim ediyoruz. Bina bittikten sonra, konutlarımız bittikten sonra vadelerimiz devam ediyor. Onlar banka kredilerine daha çok, zaten faizlerin bugünlerde yüksek olduğunu biliyorsunuz. Faizlerin yüksek olduğu bugünlerde biz onlara daha uzun vadelerle, minimum karlara, düşük fiyatlarla daireler teslim ediyoruz. Ödeme kolaylıkları sağlıyorsunuz. Tabii, vadelerimizi uzun tutuyoruz. Başlangıçta konut başladığında başlayan vadelerimiz konut bittikten yine sonra bir yıl kadar daha devam ediyor. Konut teslim ettikten sonra, ki bunu Kayseri'de çok fazla yapan firma yok. Hatta siz söyleyemiyorsunuz ama ben söyleyeyim, ilk ve teksiniz. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Peki burada nasıl bir politikayla hareket ediyorsunuz? Yani kalite anlamında neler sunuyorsunuz? Zaten yönetmelik belli. Deprem yönetmeliğine uygun, statik açıdan güçlü. Ama mimari açıdan da estetik konutlar yapıyoruz biz. Yönetmelik dışında ekstra bizim yaptığımız, kendimize özel, yani müşterilerimize özel yaptığımız, firmamız için artı olan işler yapıyoruz. Yani zorunda olmadığımız birçok şeyi biz müşterilerimiz için yapıyoruz. Bunu müşterilerimizin memnuniyetini, onlarla bir aile olarak, aile gibi davranarak da onlarla ilişki kuruyoruz ve dost kalıyoruz. Sadece ticari ilişkilerimiz yok yani müşterilerimizle bizim. Onlarla dostluk ilişkilerimiz de var. Empati kuruyorsunuz. Kendinizi onların yerine koyuyorsunuz. Evet, yani diğer firmalardan hani farklarımızdan bir tanesi de bu diyebiliriz. Çünkü biz yıllar sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra yine müşterilerimiz ya konut almak için ya hatır sormak için geliyorlar bize. Yani bu istikrarı korumanız gerekiyor. Siz de bu yolla da istikrarınızı koruyorsunuz, evet. Ki yıllardır hizmet veriyorsunuz. Evet doğrudur. Kayseri'deki sektörü, inşaat sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Kayseri demeyelim buna da, genelde zaten Türkiye'de inşaat sektörü son birkaç yıldır hasta. Yani biraz hasta. Bunun sebebi zaten daha önceki siyasal belirsizlikler, şu an komşu ülkelerimizdeki savaşlar,
faizleri yükseltmesi, kredili satışlar tamamen durdu denilebilir. Zaten biz de onları müşterilerimize yönlendirmemeye çalışıyoruz ama sonuçta bu da bizim satışlarımızı etkiliyor. Ayrıca dövizdeki dalgalanmalar, bütün bunlar bizim sektörümüzü büyük oranda etkiliyor ki. Yani biz şey mücadelesindeyiz, yani onların çözümü mücadelesindeyiz, biz bunu nasıl aşarız diye. Bunu da biz yine dediğim gibi kendi tecrübelerimizle, yıllardır olan tecrübelerimizle karı düşük tutup, vadeleri kendimiz yapıp, müşterilerimizi faizden uzak tutup, kredilerden uzak tutup daire satışları yapıyoruz. Gelelim projelerinize Savaş Bey. Projelerde neler ön planda tutuluyor? Bu arada siz zaten tasarımların bel kemiğini oluşturuyorsunuz. Sizin fikirleriniz var. Görselliği de önem verdiğinizi söylediniz. Neler var planlar projelerde? Ya projelerimizin zaten ilk aşamasını biz kendimiz tasarlıyoruz. Daha sonra mimarlarımıza gönderip bunları biz kendimiz tasarladıktan sonra mimarlarımıza gönderip onlara çizdiriyoruz. Daha sonra müşterilerimizin bizden daha önce talep ettikleri fikirlerini, bizim kendi fikirlerimizi, yeni fikirleri, çalışan personelimizin fikirlerini de alarak bunları birleştiriyoruz. Yeni estetik projeler, yaşam alanları üretmeye çalışıyoruz. Yeni projelerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Yani her seferinde üzerine bir şeyler daha koymaya çalışıyoruz bunların. Yaşam alanı dediniz, insanlar hayatlarının büyük bir kısmını evlerinde geçiriyorlar. Ne gibi yaşam alanı sunuyorsunuz? Yani işte dediğim gibi kullanım alanlarını onların yaşamalarına, onların isteklerine uygun hale getiriyoruz. Bunları biz işte örnek veriyorum, balkon. Balkon bizim Kayseri'de çok önemli bir yer teşkil ediyor konutlarda. Balkonları olabildiğince geniş, olabildiğince manzaralı bölgelere yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu yaşam alanlarında yine bizim Kayseri'mize has bazı şey kullanım alanlarını istiyor, yani kiler tarzı böyle kullanım alanlarını o şekilde tercih ediyorlar. Onlara uygun tip gömme balkonlar, kilerler, o tip yerler üretiyoruz dairelerin içerisinde. O şekilde onların isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Savaş Bey, arsa seçimi de çok önemli. Kayseri'de lokasyonda baz alınıyor mu? Tabii ki lokasyon baz alınıyor. Arsa seçimlerimizi biz hem gelişmekte olan yerlere göre, hem talep edilen yerlere göre, hem de bu arsaların konumları zaten bizim için çok önemli. Fakat şu anda Kayseri'nin zaten birçok yerinde, birçok mahallesi, her mühiti çok değerli zaten. Şu anda Kayseri çok büyüdü. Büyümeye devam ediyor. O yüzden arsalarımız, arazilerimiz şehir dışına çıkmaya başladı artık. Zaten şehir merkezinde çok fazla konut alanı kalmadı. O yüzden yeni gelişmekte olan bölgelerde, Kayseri'de örnek veriyorum, Erkilet bölgesinde biz şu anda çalışmalarımız var. Orada bloklarımız var, yeni projelerimiz var. Küçük Ali Mahallesi'nde, Hürriyet Mahallesi, Küçük Ali Mahallesi'nde yine yeni projelerimiz var, kentsel dönüşüm projeleri. O bölgelerde en çok dikkat edilen şeyler ulaşım, marketler, hastaneler. Bunların hepsi zaten bu bölgelerde belediyelerimizin çalışmasıyla her bölgede, her mahallede bunların hepsi mevcut. Onlar bize o şekilde yardımcı oluyorlar. Biz de o bölgeleri canlandırıyoruz. O bölgeleri biz de elimizden geldiği kadar büyütüyoruz. Onlar da bize hizmet ediyor. Parkıyla, bahçesiyle, hastanesiyle, sağlık ocağıyla, okullarıyla. O yüzden şu anda bizim Kayseri'mizde zaten şu mühit, bu mühit diye bir şey kalmadı.